Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabiyenler hakkıdaki okuyken dersimizde bugün nabattakisi. Bugünkü dersimiz Kazı Şurayh hakkıda. O kişiden soruşken. Bunca ilimge neme sebeple yettiniz? Neme sebeple bunca ilimge gibi olduyuz? Cevap verdi. Ulamalar ile müzakere kılıç bilen. Ulardan aldım, ular gibi verdim. Bana şu neresi tüfeğli güçlü, bana şu ilime yasip oldu. Buradalar, dinimiz adalet dini. Adalet dini. Müslüman kişi özünü buradaları bilen birge oturup ilim müzakeresini kılıçı ne kadar güzellerse. İlim meclisi, beraberler bilen yüz görüşlük, müzakere meclisi. İlimge kulak tutuş, bunu bahs kılış, Müslüman kişi gücü de hem yaraş alırken sıfatlardan. Estaizu billah, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Allah Azze ve Celle, necat topken mumunların sıfatları şundaydıydı. Dar hakikat, mumunlar necat toptular. Kaysi mumunlar. Ular namazlarda korku ve ümit bilen boyun eğiyici kişilerdir. Ular beyhude, faydasız söz ve amellerden yüz ögürgücü kişilerdir. Bu kainattaki sünnet şu ki, Rabbinizden sizini uzaklaştıran her bittenerse lağv buladı, bekarçınarsa buladı, batıl buladı. Ve aksinçe sizi Rabbinize yakınlaştıran her birinerse bu hak buladı. Siz bilen bizni Allah'a yakın kıladiyen en asası inerse ilim meclisi. Bugünkü dersimiz Kazı Şurayh hakkıda. Asarlarda keltirilirdi. Adlu yevmin vahid afzal min ibadeti sittini sene. Bir yıl adaletini kayım kılış 60 yıl ibadet kılışlığından göre afzal turadı. İzleyler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın arşını sayısında turadigan yetti taifanı sıfatlaganda birinci kimi zikir kıyan? İmamun adil, adil başlığı degan. Kariler yetti taifa Allah'ın arşını sayısında turadı. Cenneti bu. Şunlardan birincisi adil padişah degan. Bir yıl adaletini kayyum kılıçlik, 60 yıl ibadet kılıçlıktan göre afzal turadı. Abu Naim lafzı da keladı. Adlu hukmi sa'a hayrun min ibadeti sab'ine sene. Bir saat adaletli hüküm kılış, 70 yıl ibadet kılışıyla afzal turadı. Elbette bu nafil ibadetten. Buradalar adalet cüda ham muhum narsa. Kaysi yurtta adalet bosa, şu yurt yükseladı. Gerçek kafir yurt bosa yani. Kaysi yurtta adalet yok bosa, bu yurt vayran buladı. Gerçi Müslümanladı memleketi bosa yani. Bu kainatın kanunu. Allah Teala'nın sünneti. Adalet her bir halkını yükseltirdi. Her bir kişini yükseltirdi. Başka hiç kaysanarsa bir halkın mücadele kötüra almaydı. Kimdir? Yani adalet kılış bu kazılar deyişi, sotlar deyişi. Biz kazımasımız deyişi mümkün. Yok. Her bittemiz kazımız. Ailemizde. Farzantlar bulan kılıyken muamelemizde. Ularının ortasında bir hüküm çıkarıyken de. Kol astımızda işlediğin işçiler ya ki şagirdlerge muamele kılıyken paytımızda her bittemiz kazımız. Adaletini kayın kılışıkımız gereği buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna bir kişi gelip oturdu. Haligi adamı arkasından kiçkine oğlu erçip gelip oturdu. Alıp on tizzasıya otkizip peşenesine uf koydu. Arkasından şu kişinin kiçkine kısacağız gelip geldi. Hali kısacağını aldı, çap ayağına otkizdi, lakin uf koymadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görüp ikkalasi gelip bir kıl muamele kısayım bu muydu mi dedi. Şu orunda hem Peygamberimiz de bana talep kıl yaptı. Adaletini. Bitti öf koy işte fark bul yaptı. Mumun kişi adil buladı. Dünyadaki o için en muhim narsa bu adalet. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu bu Şurayh isimli kişini Kufa'ya kazı kılıp tayinladı. Bunu tarihi kuyuda geçip oldu. Bir günü Amir el-Mu'minin Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu bir Arabi'den at satıp aldı.
bahalaştı, pulun nak verdi, atını aldı, mindi, az gene yürüdü, atını belide nuksan varadı. Nuka çapşlikke yol vermesidir bu nuksan. Ayıbı varadı. Şap attan çüştü de, arkasıya kaydı barıp, Arabi, bir akara dedi. Halik şimdi çakırdı. Gel o da, atını kaydara val dedi. Ayıbı barakken atını dedi. Arabi etti, emir el mobilin, kaydara var mıyım ben? Men onu sizge bergenimde sokma sağıdı dedi. Aramızda bir hüküm kılıç için bir adamı talep olmasam dedi. Arabi etti, aramızda Şurah İbnül Haris Al-Kindi hakem kazı boladı dedi. Ömer İbnül Hattab razı mı dedi. Ömer İbnül Hattab kim? Halife mi? Bazarda yürüp at alı yaptı. Bir Arabi kaytara var mıyım ben diye yaptı. Ömer adil bu radarlar. Ömer adil. Bize akıllarımız kabul kımıydı yapıp gitken bu nasıllardan. Ben her sefer ayet yapmam. Bizi ibret buladığı adamlar bana şunlar. İkilesi şurayıkını aldı ki barıştı. Kazı bulsun ortamızda şurayık dedi Arabi. Ömer İbn-i Hattab razı mı dedi. Şurayık Ömer İbn-i Hattab ne sözünü eşti. Attı satıva genizde sağlanmadı dedi. Halife ha dedi. Şurayık etti. Onda bulsa onu öz yüzde apkalayın. Ya kendi agen bulsayız şundeli geçe kadar verin dedi. Şart hüküm çıkarıp koydu. Kıska, sadda, lönde. Eşitlik tamamen şart hüküm de çıkardı. Halifeye şuna kadar dedi. Ömer İbn-i Hattab karab hayran bu kaldı. Şuna hüküm dedi. Ha dedi Ömer İbn-i Hattab. Hüküm şundayı buladı. Hüküm şundayı buladı. Eşitlik tamamen kulasını çıkardı. Hükümünü aittı. Gerçi halifeniz yanı gibi olsaydı. Eğer buranın bir devlet başlığı için bir muamele kılınken bosa, kazı ana şu başlıkka zarar buladığın hükümde açsa, bu kazı ne mi buladı? Darrav işten ketadı. Yengil varyant bosa işten ketadı. Bulmasam bundan katta rağam buladı. Ömer İbn-i Hattab, şurahke karab, hayran bulup, kazılık kılıçlik şunu buladı. Kazılık şunu buladı. Kufa'ya bar. Kufa'da kazılık kılasan dedi. 47 yaşında buradalar kazılık mensabı götürdü. Çünkü bu şurayı halifenin ziyanı gibi olsa hem adaletli hüküm kıyanıdı. Halife onu cüretiden, doğruligiden, fahmeden, halalligiden razı buldu da hiç kimle maslahatlaşmadı, Kufa'ya kazı bulasan dedi. Ömer İbn-i Hattab şurayını kazı kılıp tayyilegen payette hiç kim onu tanımadığı adam varsa da Medine'de. Medine'de hürmeti vardı, fazilet egesiydi, ahil ilimler, fikirli adamlar dörtasında özünü, uğrunu, mertebesi vardı. Adamlar onu ilmini, fahmini, hayati tecrübesini kadırlaşardı. Bana şimdi o 47 yaşında Kufa'ya kazı bulup tayinlendi. O aslı Yemenliydi, Kinde'den, hayatının bir kısmı da cahiliyette kazılık yanıdı. Hidayet, nuru, Arap cazirası böyle tarkadı. İslam Yemen'e hem yetip geldi. Birincilerden bulup İslam'ı kabul kıldı şurayı. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulan körüşlük nasip etmedi. Takdir. Peşe nasıl yazılma genide. Resulullah vefat kıyaneden keyin Medine'e köçüp geldi. Neçi yıl kazıl yıkıldı. Bu mansaptan kaçan ketti. Ve neçi yıl ömür gördü. Kazı Şurayık Müslümanlar arasında 60 yıldan köprü kazılık kıldı. 60 yıl. 60 yıl kazı buladı. 108 gekir yanında vefat etti. 60 yıl sotta işleyen adam eşken misiler? Özü bitti zavutta 60 yıl direktör bu işler mümkün mü bura? Ha o 60 yılda akıllı aynı karıp tüya buladı. Lekin bu kişilerde kareler 60 yıl kazılık mensabıda işleyen. Allah Teala'nın buyruğunu amalga oshirishga bo'lgan hirsi, adolatni qoyim qilishga bo'lgan harakati, xudo jo'liga sababli bu kishini islom hukm osmonida birodarlar adolat degan so'z bilan sinonim bo'lib qoldi bu odam ati. Shurohdek adolatli degan so'z bor arablarda. Ya'ni shuroh degan so'z bilan adolat degan so'z egizdek so'zlar bo'lib qoldi. Bu kishini
qozilik kursiga, qozilik mansabiga Umar ibn Xattob o'tkizdi. Undan keyingi kelgan xalifalarning hammasi bu kishi mana shu mansabga loyiq ekanligini ko'rishdi va o'rnida qoldirishdi. Usmon ibn Affon xalifa bo'ldi, Shuroyx o'zining o'rnida. Ali ibn Abi Tolib xalifa bo'ldi, Shuroyxni jildirmadi. Muoviya ibn Abu Sufyon ham bu kishini mana shu mansabga loyiq ekanligini tan oldi. Qaranglar, podshohlar almashyapti, hukumatlar almashyapti, bu kishi o'rnida turibdi. Necha yil? Shunday bir muxlis insonlar bo'ladi o'zining ishida. Har qancha hukumat almashmasin, har qancha podshohlar almashmasin, ularni hech kim o'rnidan jildirmaydi. Chunki bular o'zlarini mansabini ilm bilan, ixlos samara bilan to'ldirgan bo'ladi. Hammaning muhabbatini qozongan bo'ladi. Bunday kishilar hayotda bo'layotgan o'zgarishlar bularga ta'sir qilmaydi. Shuroyxni qozilikka Umar tayinladi. Usmon roziyallohu anhu bo'lgan xalifa bo'lgandan keyin o'rnida qoldirdi. Ali ibn Abi Tolib xalifa bo'lib, uni o'rnidan jildirmadi. Muoviya ibn Abu Sufyon ham shu yo'lni tutdi. Hatto Muoviyadan keyingi xalifalar ham bu kishini jildirmadi. Faqatgina Hajjoj ibn Yusuf va Saqafiyni valilik davrida bo'layotgan noto'g'ri ishlarni ko'rib turib, qozi o'zi iste'foga chiqdi. 107 ga kirganida. 107 ga kirganda iste'foga chiqdi, 108 ga kirgandan keyin vafot etdi. 107 ga kirgan odamni odamlarning o'rtasida bo'layotgan muammolarni hal qilib, to'g'ri hukm chiqarishligini bir fikr qilib ko'ringlar-da. 100 ga kirgan odam o'zi patinkasini eplab kiyishi katta ish. O'zi hojatiga borib kelishlik 100 ga kirgan odamni katta ish. Yoshligimizda bu a'zolarni saqlaganmiz deyapti hakimlardan biri. Qariganimizda Alloh saqlab berdi Alloh taolo bu a'zolarimizni. Harom harishdan toza bo'lganmiz yoshligimizda. Qariganimizda Alloh saqlab berdi bu a'zolarimizni degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir arabiy so'radi. Ya Rasululloh, man xoyrun nas. Ya Rasululloh, odamlarda yaxshisi kim dedi. Qala man tola umruhu va hasuna amaluhu. Umri uzoq va amali chiroyli bo'lganlari deb qo'ydi. Uzoq umr ko'rishi bitta yaxshilik alomati. Amallari yaxshi bo'lishligi ikkinchi alomati. Shuning uchun ko'p yashashlikni o'zingizlar zo'rmas ekan. Yaxshi amal bilan ham yashashlik kerak ekan. Orqangizga qarang-da, 70 yillik, 80 yillik umringiz bo'lsa, xijolat bo'ladigan narsalaringiz yo'qmi? Yaxshi o'tkazganmisiz? Alhamdulillah siz odamlarda yaxshisiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bashorat. Qozi Shuroyxning adolatli hukmlari haqida islom tarixida juda ko'p misollar bor. Umar ibn Xattobni boyagi arabiy bilan bo'lgan muomalasida chiqargan hukmini hozir aytib o'tdik. Shuroyx aytgan edi, unday bo'lsa o'zingizni olib qoling, o'zingiz otdi. Yoki qanday sotib olgan bo'lsa shunday qaytarib bering dedi. Bir kuni Ali ibn Abi Tolib karramallohu vajhahu xalifa bo'lib turgan paytida o'zini qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Yana bir oyatda savut ham deyiladi. Xalifa endi qoziga qiyin amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarish. Amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarishlik qozilarga qiyin. Shu qalqonini Ali ibn Abi Tolib Kufa bozorida bir zimmini qo'lida ko'rib qoldi. Sotiyotdi. Xalifa borib boyagi zimmiga, bu meni qalqonim. Falon kecha falon joyda tushirib qo'yganman dedi. Zimmi aytdi, yo'q ya Amirul Mu'minin, bu meni qo'limda turibdi. Bu meniki dedi. Ali roziyallohu anhu, bu meni qalqonim. Hech kimga sotganim yo'qki, yo birovga bir hadya qilib bermadimki seni qo'lingga kelib qolgan bo'lsin dedi. Ali ibn Abi Tolib haqqini talashyapti. Bo'pti endi xo'p deb qo'ydingizmi? Bo'pti qo'y endi. Xo'pdi. Ayrim odamlar musulmon odam xo'p deb qo'yaveradi. Haqqidan kechib qo'yish kerak deb o'ylaydi. Bu birodarlar soddalik. Bu noto'g'ri bu. O'zingizni haqqingizni qanday berib qo'yasiz shundaylar? Alloh taolo aytadi: "Vallazina iza asabahumul bagh hum yantasirun." Alloh o'zini bandalarini maqtab sifatlab aytadiki, ular o'zlariga zulm yetganda
unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Xo'p deb qo'yishni yo'q. O'n yuzingga ursa chap yuzingni tutib ber. Qabilada ish tutilmaydi birodarlar. Musulmon unday odam bo'lmaydi. Birodar haqqini yemaydi, lekin o'zinikini oldirib ham qo'ymaydi birovga. Va jazao sayyatin sayyatu mithluha faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh innahu la yuhibbu zolimin. Har qanday yomonlikning deydi Alloh taolo, jazosi xuddi o'ziga o'xshagan, xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Endi kim avf qilib tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qiluvchilarni sevmas. Endi to'g'ri, ba'zi bir o'rinda haqqimizdan kechib qo'yishimiz ham kerak. Ba'zi bir o'rinda avf qilib qo'yishimiz ham kerak. Bitta sharti bor. Agar avf qilsak, kechirsak, shu odam tuzalsa, avf qilamiz. Alloh tomonga yurishiga aqlimiz yetsa, avf qilamiz. Yo'q, agar avf qilib kechirib qo'ysak, bo'pti deb haqqimizdan o'tib qo'ysak, yana tug'yonga ketadigan bo'lsa, bunday odamni avf qilib bo'lmaydi. Toki uni joyiga qo'yib qo'yishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga qarasak, ibrat namuna bor, andoza bor. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida bo'lgan janglarda bir mushrik payg'ambarimizning qo'liga asir bo'lib tushdi. Kelib, kichkina qizlari borligini aytib, agar men o'lib ketsam yo qul bo'lib sotilib ketsam, zoya bo'lib ketadi deb qizlarini pesh qilib, Rasulullohni qo'yib yuborishligini so'radi. Payg'ambarimiz qo'yib yubordi faqat sharti bilan. Qayta musulmonlarga qarshi qilishga o'tarmaysan. Rozi bo'lib ketdi. Ammo keyin bu so'zida turmasdan yana bir jangda musulmonlarga qarshi qilishga o'tardi. Yana asir tushib qoldi. Yana payg'ambarimiz oldiga kelib, yana kechirim so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Men seni afv qilmayman" dedi. "La afu anka. La afu anka li'alla taqula khada'tu Muhammadan marratayn." Muhammadni ikki marta aldadim deb yurmasligin uchun kechirmayman seni dedi. Tushunarli birodarlar, afv qiladigan o'rni bor, haqqingizni undiradigan o'rni bor. Dunyo ahillari musulmon kishiga siz musulmonsiz o'siz, siz xo'p deb qo'yavering. Bo'pti deb qo'yaringiz, musulmonlar o'zi kechirmaydi bo'ladi-yu deb turib bir hila narang ishlatishlikka bir urinadi. Biz nima ish qilishimizni bilamiz. Kechirib qo'yishlik loyiq bo'lsa bosh ustiga. Illo fala. Vallazina iza asabahumul baghi hum yantasirun. Intiqom olish degan narsa bor-ku, qasos olish degan. Bu ham nozik narsa. İntikam nima? Qasos olish. İntikam nima? Zolimni tiyib qo'yish. Haddidan oshib ketishidan to'xtatib qo'yishlik. Mana shu intikam bo'lar ekan. Yo'q qilib tashlashmas ekan intikam degani. Zimmi qalqoni meniki dedi. Oramizda musulmonlarning qozisi hukm chiqarsin dedi. Ali ibn Abi Talib to'g'ri aytdi. Yurun oldiga dedi. Ikkalasi qozi Shurayxni oldiga kelishdi. Ali ibn Abi Talibga qarab turib, "Amir al-Mu'minin, nima deysiz?" dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Men qalqonimni mana bu kishini qo'lidaligini ko'rdim. Tahqiq uni falon kecha falon joyda tushirib qo'ygan edim. Endi uni qo'liga kelib qopti. U sotib ham olgani yo'q, unga hadiya ham qilingani yo'q" dedi. Shuroyx zimmiga qarab, "Sen nima deysan?" Zimmi aytdi, "Bu meni qalqonim. Bu meni qo'limda turibdi" dedi. "Meni qo'limda turibdi demay, meniki. Men Amirul Mu'mininni yolg'onchilikda ayblamayman, lekin qalqon meniki" dedi. So'ngra Shuroyx xalifaga qarab turib, "Ey Amirul Mu'minin, sizni rostgo'yligingizda meni shubha ham yo'q" dedi. Ali ibn Abi Talib ulug' sahobiy, Rasulullohning amakivachasi, ilm shaharining bir eshigi, Rasulullohning kuyovi, yolg'on gapirishi mumkin emas. Shuroyx aytdiki, "Sözünüzü rast ekenliğe şubha kımayım ben. Ama iki de güvah getirmesiz bu muydu?" dedi. Ali ibn Abi Talib, "Ha, Mavla'yım Kambar ve oğlum Hasan. Onlar güvahlık ötüşedi" dedi. Yani bir ayette iki kere oğlum dedi. Şurayı hatta ileyken, "Ey Amirul Mu'minin, otanı faydasıge balanın birgen güvahlık ötmeydi" dedi.
Hop, Hanbardikini kabul kılamız, oğliz Hasan'dikini kabul kılamız çünkü oğliz o. Hüküm şu, adalet şu. Subhanallah dedi Ali raziyallahu anh. Cennet ahlından bulgen kişinin güvahlığı ötmüydü mi? Ahir sen Resulullah'ını Al-Hasan ve Al-Husayn Seyyide Şebabi Ahli Cennet degenini işitmeyen mi sen? Hasan ve Husayn cennet yigitlerinin seyyide degen peygamberimiz. Cenneti yigitli sözünü kabul kılıysa mı dedi. Şurahatta ha işken ben lakin ben farzantını özünü atası gibi birgen güvahlığını caiz de bilmiyim ben dedi. Halife padişah davlat boshlig'i qoziga tili o'tmayapti. Shunda Ali ibn Abi Talib zimmiga qarab ol dedi. Senga dedi. Chunki bu ikki avvaldan boshqa guvohim yo'q meni. Oldi ketdi. Ozgina yurgandan keyin zimmiga qaytib kelib, lekin men ya amiral mu'minin qalqon sizniki ekanligiga guvohlik beraman dedi. So'ngra qo'shib qo'ydi. Amirul Mu'minin bo'lib turib, men bilan o'zini qozisini oldida hujjatlashdi. Uni qozisi uni ziyoniga hukm chiqardi. Shu narsaga buyurgan din haq ekanligiga guvohlik beraman. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh musulmon bo'ldi. Islomni qabul qildi. Adolatni ko'rib turib, birodarlar, islom faqat aytiladigan so'z emas. İslam ko'rsatiladigan amal. Adamlar amalda ko'rsa İslam'ı bunu ta'siri boshqacha bo'ladi. Zimmi şu mamlakatda birinchisi bilan qozini oldida teng haq talashyapti. Qozi xalifani ziyoniga hukm chiqarib beryapti. Buni samarasini ko'ring. Ali ibn Abi Talib onu İslam'da kabul qilganligini ko'rib xursand bo'ldi da İslam'da kabul kıpsamı, senge hadiye. Mona otam senge deyip dur, ot diyem hadiye kıldı. Kursançiliğe. Buradalar bir kişi zalalatta yürüp, keyin hidayatki kese. Siz Müslüman sıfatta kursan bulmuşsun mu? Kalbinizde kursançiliğe kir miydi mi? Onun İslam'a kirgenliğini mübarek bat kılıp, bırabır hadiye vermişsin mi? İmanın bar degen adam, dinsiz yürgen adamı dingi kirgeni körgen de, kalbi kullanmasa, imanı da nuksan var bunu. Yığılıyemiz ha, bura namaz yığılıp yaptı dese, kelime kilitirdi dese, hali görüyoruz o videolarda. Gari din kelime kilitirse gözümüz yavaş geledi. Şu imanlı bilgisi. Bir kişinin Müslüman buluşu gibi bizi kalbimizde kuvanç yapıp gelişliği gerek. Bana şu zimmi hiç kança vakit ötmezden, Ali ibn Abi Talib'nin bayrağı astıda, havaricilerle karşı boyunca cengde katlaştı ve bana şu yerde Allah da onun şahitliğini hata etti. Şurayık ning chiqargan adolatli hukmlaridan namunalar. Qozining o'g'li, qozi Shuroyxning o'g'li birolar bilan talashib qoladida, o'rtasida bir muammo bo'lib qoladi. Kelib otasiga aytadi. Ota, men falonchilar bilan bir muammoga kirib qoldim. Eshiting, ayting, agar men haq bo'lsam, ularni qozixonaga tortaman. Yo, agar haq ularda bo'lsa, kelishib qo'yaman deydi. Deydi-da otasiga aytib beradi. Otasi eshitib çakır oğur kazıhana geldi. Haliki husumatla çelişken kişiler gelişti. Kazı ilk gelip zamanı eşittirip, balasını zararına hüküm çıkarabilirdi. Bu halıptan hayran boyan oğul atası ki, ota, beni şarmanda kıldınız o. Eğer nahaklıgımı etkenizde, onlardan şuna gelişimle koyardım. Beni ziyarımda hüküm çıkardınız o dedi. Kazı cevap verip etti ki, oğlum, sen menge bu husumatçılardan mintesinden köre suyukluyur oksan, ama ben seni nahak ekenliğine avvaldan aysam, sen özünü rengi suyanı ularla gelişip koyar edin. Nahak botturup gelişip koyar edin. Akıbatta ularının hakları sende kapketken bular edin. Şimdi bunu da boşum, ben halamadım dedi. Karayın, hemen gıfır kıl muamaladı. Halifelerden Umar geyen, Ali geyen, hatta özünü bolası geyen. Yana bir günü kazı, oğlunu kamatıp koydu özü. Ne mi üçün? Bir adamın kazı vardı burada. Kazını tolamaya tutdu. Kazının oğlu onu özünü kafirliğe aldı. Men kafirme onu getirdi. Tölaşıge. Kafirliğini aldı. Bu ege kazı kaçıp etti. Kim cevap verdi? Kafir. Oğlunu otkizip koyup kamakka.
Özü kunda ovqatlashdi. Qozi Shuroyx biron bir ishda hukm chiqarayotgan bo'lsa, guvohlikka o'tayotgan odamlarga aytar edi. Diqqat qilinglar. İki adam kelishmay turibdi, bittasini haq ekanligiga guvohlikka o'tayotgan odam. Shu guvohlikka o'tayotgan odamga aytardi. Menga quloq tutinglar, hadakumulloh. Mana bu kishining ustida aslida sizlar hukm chiqarasizlar. Men jahannamdan sizlardan ko'ra ko'proq qo'rqaman. Sizlar bergan guvohliklaringiz haqida mas'ul bo'lasizlar. Sizlar ham jahannamdan taqvo qilishga haqlisizlar. Hozir sizlar guvohlik bermay ketib qolishga imkoniyatingiz bor. Sizlar hukm chiqarasizlar, men emas. Mana nohaq deysizlar, sizlarda gapinglar bilan, sizlarda guvohliginglar olib to'y hukm chiqaraman. Aslida sizlar hukm chiqarasizlar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki qiyomatda javob berasizlar bu guvohliginglarga. Hozir ketib qolish iloji bor. So'ngra uni foydasiga hukm chiqarib berayotgan odamga qarab aytardi. Ey falonchi, aqlli odam bo'lgan, farosatli odam bo'lgan, bu ishda seni zolim ekanligini ko'rib turibman. Sezyapman sen zolimsan. Lekin seni foydangga guvohlikka o'tishyapti. Men gumonim bilan hukm chiqara olmayman, haqqim yo'q. Guvohni guvohligi bilan hukm chiqaraman. Hukm shunaqa. Garchi qozi ro'parasida turgan odamni nohaqligini bilsa ham, ko'rib turgan bo'lsa ham, ammo guvohlar uni foydasiga guvohlik berayotgan bo'lsa, guvohlik bilan hukm qilishlik kerak, o'zini gumoni bilan emas. Islomiy hukmning sharti shu. Vaholanki seni zolim ekanligini gumon qilib turibman, ammo men gumon bilan hukm chiqara olmayman. Guvohlarning guvohligi bilan hukm qilaman. Shunday bo'lsa ham, meni hukmim senga harom bo'lgan narsani halol qilib qo'ymaydi. To'g'ri, qozi hukm chiqarib beradi sizga, seni haqing ekan, olib ketasiz. Ammo sen nohaq bo'lib olib ketdingmi? Men hukm qilib bergan bo'lsam ham senga halol emas bu. Agar Nabi sollallohu alayhi vasallam oldiga bir odam kelsa, talashib biroq bilan hujjatini chiroyli keltirsa, chiroyli gapirib bersa va payg'ambarimiz uni hujjatiga ishonib turib, buni ziyoniga, buni foydasiga hukm qilib bersa, buni haqqini bunga hukm qilib bersa, guvohlikka qarab halol bo'lib qoladimi shu narsa? Halol bo'lmaydi. Fiqhi qoida. Qozining hukmi haqni botil qilib qo'ymaydi. Qozining hukmi botilni haq qilib qo'ymaydi. Qozining hukmi hech narsani o'zgartirmaydi. Agar seni qo'lingda qozining hukmi bor bo'lsa, bu hukm seni qiyomat kunida so'roqdan, azobdan qutqarib qola olmaydi. Qoziga pul berib, birovni haqqini o'zinikini qilib olayotganlar. O'zingizniki bo'lmagan narsani qoziga pul berib yurib, pora berib yurib, o'zingizniki qilib birovnikini harom yo'l bilan totib olayotganlar. Ha, dunyoda sizga o'tkazib berar o'sha narsani qozi, lekin sizga halol bo'lmaydi u. Agar kimdir shu yo'l bilan kimidir haqqini yeb qo'ygan bo'lsa, esini yig'sin. Vaqtida qaytarib bersin. Chunki qiyomatda javob berasiz bunasi uchun. Necha yil yashaysiz shu yer ustida? O'sha 600 yer ustida necha yil yashaysiz? Abari 30 yil yashang. Alloh oldiga bormaysizmi? Qozi aytar edi. Shu bir noto'g'ri guvohlik ko'rsatganlar bo'lsa, ertaga qiyomat kunida zolim inson haqiqiy ziyonkor kim ekanligini ko'radi. Zolim jazoni kutib yashaydi. Mazlum insof bo'lishligini kutib yashaydi. Qaytaraman. Birovni haqqini yegan odam jazosini kelishligini kutib yashaydi. Ammo zulm ko'rgan odam bir kun haqqim baribir o'nadi deb turib umid bilan yashaydi. Bir kuni bir kishi boshqa bir kishiga shikoyat qilyapti hayotidan. Shuroyx uni eshitib qolib, "Ey birodar, Allohdan boshqaga shikoyat qilmang. Allohdan boshqaga shikoyat qilmang. Siz shikoyat qilayotgan odam yo do'stingiz yo dushmaningiz. Yo do'stingiz yo dushmaningiz. Agar do'stingiz bo'lsa, yuragini siqib qo'yasiz. G'amga kirgizib qo'yasiz. Agar dushmaningiz bo'lib qolsa u odam, sizni sharmandangizni chiqaradi." So'ngra aytdiki, "Mana ko'zimni ko'ryapsizmi?" dedi. 15 yildan beri hech narsani ko'rmaydi. Hech kimga aytgan emas shu kungacha. Hozir aytyapman sizga dedi. Bitta ko'zi ko'rmagan ekan. Va birovga aytmagan ekan. "Mana ko'zimni ko'ryapsizmi?"
15 yıldan beri ne bir adamı, ne bir yolunu görmeyim ben. Lekin hiç kimge etkenmez ben. Fakat hazır sizge et yapam dedi. Akhir siz eşitmeyen misiniz? Salih bende, Yakub aleyhisselam ne degen? Kale innama aşku bathi ve huzni ilallah ve a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ve etti. Men g'amu tashvishlarimdan yolg'iz Allohga gina shikoyat qilib yig'lamoqdaman va men Allohni mehribon rahimli ekanligi haqida sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Demak kishi iymoni yuksalgan sari odamlarga shikoyat qilmay qo'yadi. Iymoni yuksalgan sari dardini odamlarga aytmay qo'yadi. Iymoni yuksalgan sari faqat Robbisiga shikoyat qiladi. Odamlar bor, qayerga borsang shikoyat qilaveradi. Borasidan shikoyat qilgan, xotinidan shikoyat qilgan, nahnavodan shikoyat qilgan. Xullas, zerikib ketasan, o'tiring ham kamiga o'n odamlar bilan. Shuroyxning nasihatlaridan. Bir kishi boshqa bir kishidan bir narsani yalinib yolvorib so'rayotdi. Yalinib yolvorib so'rayotdi. Shuroyx unga qarab, "Ey birodar, kim bir insondan hojatini so'rasa, o'zini qullikka ro'baro qilib qo'ygan bo'ladi." dedi. Hikmatda aytiladi. Bir kishiga muhtoj bo'lsang, uning asiriga aylanasan. Undan behojat bo'lsang, uning tengiga aylanasan. Agar unga yaxshilik qilsang, uning amiriga aylanasan. Bir kishiga muhtoj bo'lsang, uni quliga aylanasan. Undan behojat bo'lsang, tengiga aylanasan. Unga yaxshilik qilib qo'yadigan bo'lsang, uni boshlig'i amiriga aylanasan. Xos kishilarga qilgan nasihatlaridan Kufaga vabo keldi. Vabo tarqab ketdi shaharda. Shuroyxning bir do'sti Kufadan Najafga qarab chiqib ketdi. Vabodan qutulish uchun. Shuroyx do'stiga yozib shunday dedi. Ammo ba'd sen tashlab ketgan yer seni o'limingni yaqinlashtirib qo'ymaydi. Kunlaringni ozaytirib qo'ymaydi. Qochib borgan yering esa seni istab talab qiluvchi xaridoringdan uzoq qilmaydi. Kimdan? Azroildan. Sen bilan men yagona podshoh qo'lidamiz. Najaf ham uning qo'l ostida. Payg'ambarimizning sunnati bir shaharga vabo kelsa, shu shahardan payg'ambarimiz chiqmaylar degan tashqariga. Chunki tarqatib ketishi mumkin. Endi vabosi bor shaharga kelib qolgan bo'lsanglar kirmaylar degan. Bu kishi Allohning qazoi qadardan qochib chiqib ketganligini ma'lumot qilib, Shuroyx do'stiga shunday bir xat yozdi. Xulosa. Bular islomiy hukmning oltin tarixidan bir tomchi xolosadir. Qozi Shuroyx qozilik mansabida 60 yil turdi. O'zini mana shu davrini adolat, insof, hikmat va faxrga to'ldirdi. Qarang, bu tobiin sahobalar tirik turgan davrida qozi bo'lyapti. Sahobalarning mushkulalarini o'tirib tobiin hal qilyapti. Nafaqat sahobalarni, balki xalifa bo'lgan kishilarni ishlarini hal qilyapti. Biz birodarlar qozi bo'lmasak ham hayotimizda yashashimizda Shuroyx rahimahullohga iqtido qilishimiz kerak. Chunki har bittamiz qozimiz. Farzandlarimiz ustida, shogirdlarimiz ustida, ishchilarimiz ustida. Musulmon kishi adolatni qoyim qilish kerak. Islom adolatining ramzi va faxri bo'lgan qozi Shuroyx 108 yil umr ko'rdi. Umar ibn Xattob uni 47 yoshida qozilik mansabiga tayinlangan bo'lsa 107 yoshgacha uzluksiz 60 yil mana shu vazifani bado etdi. O'limidan 1 yil avval istifoga chiqdi. Alloh taoloni mana shu kishilarga rahmat yog'ilgan bo'lsin. Va siz bilan bizga ularga iqtido qilib hayotimizni har bir katta kichik ishida adolatni qoyim qilishiga tavfiq berishini so'raymiz. Aqulu qavli hada